Merhaba sevgili öğrenciler Kimya Dersleri kanalına hoş geldiniz. 70 günde AYT Kimya kampımızın 63. günündeyiz ve 63. günde organik bileşikler ünitesine devam ediyoruz. Bu dersimizde alkolleri inceleyeceğiz. Alkolleri baştan sona inceleyip bitireceğiz diyerek şöyle dersimize geçelim. Alkoller basitçe bir radikale OH grubunun bağlanmasıyla oluşan organik bileşiklerdir. CH3 bir radikaldir, metil. OH bağlanmış, bu bir alkoldür. C2H5 bir radikaldir, etil. OH bağlanmış, bu bir alkoldür. Alkollerin genel formülü CNH2N2O'dur. Bakın CNH2N2 zaten alkanların genel formülü. Alkanların genel formülünün yanına bir tane oksijen yazıyoruz ve alkolün genel formülünü buluyoruz. Yani hidrojen sayısı karbon sayısının iki katından iki fazla. Bir tane de oksijen var. İşte bu alkolün genel formülü. İsimlendirirken de bakın yaygın isimlendirme anlamında CH3 zaten metil. Metil alkol diyoruz. Bu zaten bir alkol. Metil alkol. Sistematik adlandırmaya adlandırma kısmında geleceğiz. Sistematik adlandırması ise bunun metanoldür. Metanol. Bu ise yine yaygın ismi etil. Bakın C2H5 etili olduğu için etil alkol doğrudan. Sistematik adı ise etanoldür. Şimdi her OH olan organik bileşik alkol değildir. Yani OH gördüğünüzde direkt bunu alkol diyemezsiniz. Örneğin bu iki örnek metil alkol ve etil alkol bir alkoldü. Ancak örneğin şu örneklerde olduğu gibi her OH'ın bağlı olduğu karbon alkol değildir. Nasıl anlayacağız? Şuna bakıyoruz. OH'ın bağlı olduğu karbona ki sadece OH'ın bağlı olduğu karbona bakıyorsunuz. Diğer karbonlara bakmıyorsunuz. OH'ın bağlı olduğu karbona başka bir fonksiyonel grubun bağlı olmaması gerekiyor. Eğer ki OH'ın bağlı olduğu karbona başka bir fonksiyonel grup bağlıysa o bileşik alkol değildir. Şimdi bakalım OH'ın bağlı olduğu karbon. Bu karbona bir tane daha OH bağlı. Bu bir alkol değildir. Yani OH da olsa yine alkol değildir. Yani bunu gidip bir poli alkol olarak düşünemeyiz. Tamam. Tabii ki birden fazla OH olabilir bir alkolde. Ona geleceğiz zaten. Ama aynı karbona bağlı olamaz. Dolayısıyla bu bir alkol değil. Aynı şekilde burada da OH'ın bağlı olduğu karbona klor bağlı, başka bir fonksiyonel grup bağlı, halojen bağlı. O zaman bu da alkol değildir. Burada da yine OH'ın bağlı olduğu karbona ikili bağ bağlı, alkenin fonksiyonel grubu bu. Dolayısıyla bu da yine bir alkol değildir. Bunlar alkol sınıfına girmez. Burası son derece önemli, sınavda karşınıza gelebilir. Tabii ki diğer karbonlara farklı fonksiyonel gruplar bağlanabilir. Bunda sonu yok. Bizim OH'ın bağlı olduğu karbona aynı da olsa OH da olsa başka bir fonksiyonel grubun bağlı olmaması gerekiyor. Alkol olabilmesi için. Doğrudan şöyle bir soru gelebilir. Aşağıdaki geldi zaten geçmiş yıllarda. Aşağıdakilerden hangisi alkoldür veya alkol değildir? E bakarsanız OH'ın bağlı olduğu karbona başka bir grup bağlı. işte başka bir fonksiyonel grup bağlı. Alkol değildir dersiniz ve bu şekilde çözülebilir. Devam edelim. İşte alkolleri sınıflandıracak olursak alkolleri monoalkol ve polialkol olarak ikiye ayırab ayırabiliriz. Mono alkoller yapısında sadece bir tane OH yani hidroksil grubu bulunduran alkollerdir. Örneğin CH3OH, CH2H5OH gibi bunlar mono alkollerdir. Polialkoller ise yapısında birden fazla OH bulunduran alkollerdir. Örneğin iki tane OH grubu bağlıysa bu bir dioldür. Üç tane bağlıysa bu bir trioldür. Dört tane bağlıysa tetroldür. Tabii ki birden fazla OH aynı karbona bağlı olamaz. Öyle olsa zaten alkol olamaz bu örnekte olduğu gibi. OH'lar farklı karbonlara bağlı olacak. Örneğin şu örnekte gördüğümüz gibi. CH2, CH2. Bakın OH bu karbona bağlı. Bu karbona başka bir fonksiyonel grup bağlı değil. Başka bir karbona başka bir OH daha bağlı. İki tane OH bağlı. O zaman bu bir dioldür. Alkoldür ve diol sınıfındadır. Burada da OH'lar bakın hepsi farklı farklı karbonlara bağlı. Üç tane OH olduğu için bu bir trioldür ve polialkoldür. Bakın bu iki tane polialkol önemli. Karşınıza gelebilir. Bunların isimleriyle birlikte bilmemiz gerekiyor. Bakın bu iki karbonlu alkan etan etan di ol olarak bu adlandırılır. İki tane OH olduğu için zaten sistematik adlandırmada ol ile bitiriyoruz. Bu da örneğin sistematik adı tek karbonlu metan metan ol. Bu ise iki karbonlu alkan etan sonuna ol getiriyoruz. Etan ol metan ol. Burada da etan diol, iki tane OH içerdi. Örneğin bu da tahmin edeceğiniz üzere propan propan triol. Triol. Bunların bir de yaygın isimleri var. Özellikle bu iki polialkolün yaygın ismini de bilmemiz önemli. Karşımıza çıkabilir. Etan diolün yaygın ismi glikoldür. Glikol. Propan triolün yani şu yapının yaygın ismi ise gliserindir. Gliserin. Bu ikisini özellikle bilmemiz gerekiyor. Etandiol, glikol, propantriol ise gliserin. Devam edelim. Alkolleri biraz önce olduğu gibi monoalkol, polialkol olarak sınıflandırabildiğimiz gibi aynı zamanda primer, sekonder, tersiyer alkol gibi sınıflandırmada yapıyoruz. Aynısını alkanlarda da yapmıştık. Karbonları sınıflandırmıştık. İşte primer karbon, sekonder karbon, tersiyer karbon gibi. Burada da şuna bakıyoruz alkolleri sınıflandırırken. Sadece ve sadece o OH aşın bağlı olduğu karbona bakıyoruz. Eğer ki bu karbon atomuna bir tane alkil grubu bağlıysa yani ona bir tane karbon bağlıysa aslında bu birincil bir alkoldür. Birincil yani primer primer ya da birinci dereceden alkoldür. Eğer OH'ın bağlı olduğu karbona iki tane alkil bağlıysa yani iki tane karbon bağlıysa bu ikincil ikincil yani sekonder, sekonder ya da sekte diyebiliriz burada. Yani ikinci dereceden alkol. Eğer 3 tane alkil bağlıysa, yani üç tane karbon bağlıysa o aşın bağlı olduğu karbonu, o zaman bu durumda da üçüncül üçüncül yani tersiyer, tersiyer ya da üçüncü dereceden alkol olarak sınıflandırılır. Bakın bu kısım da yine son derece önemli. Size doğrudan şöyle bir soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi ikinci dereceden bir alkoldür? Veya üçüncü dereceden bir alkoldür? Veya işte hangisi sekonder ya da hangisi birinci alkoldür gibi kolay bir soru buradan karşınıza gelebilir. Bakın sadece burada bazı alkoller var bunların sınıflarını bulalım. Sadece o aşın bağlı olduğu karbona bakıyorum. Bakın burada yuvarlı aldığım karbonlara bakıyorum. Kaç tane karbon bağlı? Bir tane karbon bağlı. O zaman diyorum ki bu bir primer alkoldür. Primer alkol. Ya da diyorum ki işte birinci dereceden alkol. Ya da diyorum ki birincil alkol. Üçü de zaten aynı anlama geliyor. Birincil alkol. Ha, yani hiç karbon bağlı olmasaydı o zaman da primer diyorsunuz. Yani örneğin metil alkol de primer alkoldür gibi. Burada bakıyorum OH'ın bağlı olduğu karbona bir, iki tane karbon bağlı. O zaman diyorum ki bu ikinci dereceden bir alkoldür. E burada bakıyorum OH'ın bağlı olduğu karbona bir, iki, 3 tane karbon bağlı. O zaman diyorum ki bu 3. dereceden bir alkoldür. Peki poli alkollerde ne yapacağız? Bunlar hepsi mono alkollerde direkt ya primer olacak ya sekonder ya tersiyer olacak zaten. Başka bir alternatifi yok. Ama bir poli alkolde örneğin şuna bakalım. OH'ın bağlı olduğu karbona bir tane karbon bağlı. E buradan birinci dereceden bir alkol özelliği gösterir. Ancak OH'ın bağlı olduğu buradaki karbona ise bir, iki tane karbon bağlı. E buradan da sekonder özelliği gösteriyor. Ne diyeceğiz? Bu primer mi sekonder mi? Burada şunu diyorsunuz. Bu alkol bir polialkoldür. Hem birinci dereceden hem de ikinci derecedendir. Dolayısıyla bu alkol birinci ve ikinci dereceden alkoldür. Bir polialkoldür. Tamam. Devam edelim. Alkollerin adlandırılması, sistematik tabii IUPAC adlandırmasını burada önce bakacağız. Sonra özel adlandırmayla devam edeceğiz. Şimdi alkollerin adlandırılması daha önceki tüm adlandırma kurallarıyla birebir aynı. Tabii ki bir OH gördüğünüz zaman... OH'ın en küçük sayıyı alacak şekilde numaralandırıyorsunuz. Diğer bağlı grupların önemi yok. OH en küçük sayıyı alsın, diğerleri ne alıyorsa alsın diye bakıyorsunuz. Hidroksil grubuna yani OH grubuna, OH'ın bağlı olduğu gruba en yakın uçtan başlayarak zincirdeki karbonları numaralandırıyorsunuz. Daha sonra karbon sayısına karşılık gelen yani ana zincirdeki karbon sayısına karşılık gelen alkan adının sonuna alkolün son iki harfi olan ol ekini getirerek adlandırmayı bitiriyorsunuz. Bakın burada o OH aşın bağlı olduğu karbon. Şu karbonun olduğu bir ana zincir seçiyorsunuz. Zaten burada tek bir zincir var. Şu zincir. Ana zincirimiz. Şimdi 4 karbon. Tabi o OH aşın bağlı olduğu karbonun yerini belirtiyorum önce. Kaç numarada? Şöyle soldan geldim numaralandırma. 1, 2, 3, 4. Kaç numarada? 2 numarada. O zaman diyoruz ki 2 tire. 4 karbonlu alkanın ismi ne? Bütan bütan sonuna ol getiriyorum. Ol. 2 bütan ol şeklinde adlandırıyorum. Bu kadar. Yine o OH aşın bağlı olduğu karbonun karbondan en uzun zinciri seçtim. Şöyle 1 2 3. Örneğin şöyle bir zincir seçtik. Burada tabi sağdan da gelsem o aş 3 alıyor. Soldan da gelsem 3 alıyor. O zaman diyorum ki ya burada bir de bağlı grup var. O da küçük sayı alsın diye burada soldan gelmeyi tercih ederiz. 1 2 3 4 5. Önce bağlı grup 2 metil 2 metil 3 de OH var. 3, 5 karbonlu alkan. Pentanol. Pentanol diyerek adlandırmayı bitirebiliriz. Burada ise 2 tane OH var. 2 OH'ın da olduğu en uzun zinciri şöyle seçtim. Daha sonra sağdan numaralandırsak 1, 4 alıyor OH'lar. Soldan olsa işte 2, 5 oluyor. Tabii ki sağdan geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Önce 2'de metil var onu yazalım. 2 metil. Şimdi bu bir diol olduğu için ikisinin de numarasını belirtiyoruz. 1 ve 4 de şöyle 1,4 5 karbonlu pentan şöyle diyoruz pentadiol. penta diol. Penta diol. Yani normalde işte bir tane OH olsaydı pentanol diyecektik. İki tane olduğu için şurada A'yı getirerek penta diol şeklinde adlandırıyoruz. Sadece N'ye düşmüş oluyor? Penta diol şeklinde adlandırıyoruz. Devam edelim. Burada da yine en uzun zinciri seçtim. Burada 3 tane OH var. Bu bir triol. Triol. Şöyle 3 tane OH'ımız var. Soldan gelsek 2, 3, 5. Sağdan gelsek 2, 4, 5. O zaman soldan geliyoruz ki 1, 2, 3, 4, 5. Yani bağlı grubun küçük büyük alması önemli değil. Burada OH'ların küçük sayıyı almasını tercih ediyoruz. Ne taraftan gelirse küçük olacak ona bakıyoruz. Önce bağlı grup. 4'te metil var. 4 metil. 4 metil. Şimdi 2'de var. 2. 3'te var. Ve 5'te var. 2, 3, 5. 6 karbonlu bu arada ana zincirim. 6 karbonlu. Hexa. Hexa. Tri. Ol şeklinde adlandırmamızı yapabiliriz. Burada ana zinciri seçtim. Bakın bu bir alkoldür. Çünkü Burada ikili bağ var diye alkol değil diyemeyiz. Çünkü o OH aşın bağlı olduğu karbon herhangi bir fonksiyonel grup bağlı değil. Başka bir karbona burada ikili bağ bağlı. Peki buradan nasıl adlandıracağız? Burada da şöyle bir durum var. Bakın yine sağdan mı soldan mı geleceğiz? Tabii o OH aşın küçük sayı alması için sağdan geliyorum. Bir yani burada alkenle o OH aş arasında o OH aş daha önceliklidir. Zaten bizim incelediğimiz gruplara göre öncelik gitgide artıyor. Öyle düşünebilirsiniz. Yani işte alkol burada öncelikli. Daha sonraki gruplar daha öncelikli. Böyle ilerliyoruz zaten sıralamada da. Şimdi sağdan 1, 2, 3, 4 diye geldim. Ancak adlandırırken şöyle adlandırıyorum. Hem bu ikili bağın yerini belirtmem lazım hem o aşım yerini belirtmem lazım. Bu hem alken özelliği gösteriyor hem alkol özelliği gösteriyor. Burada adlandırmayı alkenden alkole doğru yapıyoruz. Daha önce de hatırlarsanız hem alken hem alkin özelliği gösteriyordu. Orada da alkenden alkine doğru adlandırma yapıyorduk. Aynı şeyi burada da kullanacağız. Yani nasıl yapacağız? ile 4 önce bunu bir alkenmiş gibi adlandırıyoruz. 3 ile 4 arasında 3 büten 3 büten 2 de OH var. O zaman şöyle diyoruz bakın 2 ol. Tam olarak böyle yani 3 büten ol diyemeyiz. Çünkü 2'yi belirtmiş olamayız orada. Dolayısıyla bunu 3 büten 2 ol şeklinde adlandırıyoruz. Yani şunu diyebilirsiniz hocam ya alken 1 ile 2 arasında olması gerekmiyor mu? 3 büten olamaz. Hayır burada OH öncelikli olduğu için 3 büten 2 ol olabiliyor. Tek başına olsa tabii ki 3 büten değil 1 büten bu olurdu. Burada 3 büten 2 ol. Aynı şekilde alkinlerde de aynı durum geçerli. Burada da alkinden alkole doğru adlandırma yapacağız. Yine sağdan geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 3 ile 4 arasında 3. Pentin. Bakın pentin burada da bütendi dikkat edin. Pentin. Şunu belirtmiş olduk yani. 2'de ise OH var. 2 ol diyorum. 3 pentin 2 ol şeklinde sistematik olarak adlandırmasını yapabiliriz. Devam edelim. Alkollerin özel yani yaygın adlandırması yapılırken de bağlı olduğu önce radikalin ismini okuyoruz. Sonra da alkol getiriyoruz. Bu kadar aslında. Hidroksil grubunun yani OH'ın bağlı olduğu alkil grubunun adını okuyoruz. Alkil adını okuyoruz. Sonra da alkol getiriyoruz. Alkol kelimesini getirerek adlandırmayı yapıyoruz. Yani burada CH3'ün ismi ne? Metil. Metil. Sonuna alkol getiriyoruz. Metil, alkol. C2H5 ne? Etil. Etil, alkol. Bakın şunun ismi ne? Şunun ismin. Bu örneğin propil değil. Ne bu? Ortadaki karbondan kopmuş. İzopropildir bu. İzopropil alkol. Bu ise bakın şu karbona OH bağlı. Şu bizim yani bizim radikalimiz şurası. Bu ise nedir? Bu karbona 1, 2, 3 tane karbon bağlı. Tersiyer karbon bu. Tersiyer bütil. Şöyle ter bütil diyelim. Ter bütil. Alkol. Alkol. Burada ise bakın şu ise bir bütil. Bütil. Bu karbona ise 2 karbon bağlı. Bu sekonder bir bütil. Şöyle sek bütil. Bu karbona 2 karbon bağlı olduğu için sek bütil. Alkol. Bu ise siklo bütil siklobütil alkol. Tabi radikallerin adlandırmasını daha önceki derslerden biliyorduk. Yani metil, etil, izopropil, terbütil daha önceki derslerden öğrenmiştik. Ya yani bu radikallerin sonuna OH olduğu için alkol getirerek, alkol getirerek bunu adlandırıyoruz. Tabii ki burada özel adlandırma yaptık. Sistematik adlandırma yapmadık. Örneğin bunu sistematik adlandırma yap yapacak olsaydık işte ne diyecektik? 2 butanol diyecektik bunun için. Veya işte bunun için de ne diyecektik? 2 Propanol diyecektik gibi. Devam edelim. Alkollerin fiziksel özellikleri. Şunu söyleyeyim. Bundan önceki incelediğimiz gruplar işte alkanlar, alkenler, alkinler, aromatik bileşikler. Bunlar kendi içerisinde genellikle benzer fiziksel özellikler gösteriyorlardı. İşte hepsi apolarda suda çözünmüyorlardı. Moleküler arasında landın kuvveti vardır gibi. Şimdi alkoller ve bundan sonra inceleyeceğimiz işte eterler, aldehitler, ketonlar, karboksilik asitler, esterler. Bunlar da genel itibariyle kendi içerisinde benzer fiziksel özellikler gösterecekler. Tabi aynı değil birebir ama büyük oranda benzerlik olacak. Şimdi alkoller polar moleküllerdir. Polar moleküllerdir ve molekülleri arasında hidrojen bağı etkindir. Hidrojen bağı etkindir. Polar moleküller arasında dipol dipol etkileşim vardır. Ancak özel bir dipol dipol etkileşim olan hidrojen bağı alkollerde var. Çünkü fon elementlerinden oksijen var. Aynı zamanda molekül içinde de hidrojenle Kovalent bağ yaptığı için alkollerin molekülleri arasında, kendi molekülleri arasında hidrojen bağı etkindir. Hem polar hem hidrojen bağı var. Dolayısıyla suda çok iyi çözünür. Suda çözünürken de tabii ki suyla hidrojen bağı oluşturarak suda çok iyi çözünüyor. Alkollerin yapısında OH bulunmasına rağmen suda iyonlaşmaz. Yani suda moleküler olarak çözünür. Suda alkoller iyonlaşmaz. İyonlaşmadığında suya OH eksi iyonları falan vermez. Dolayısıyla bazı özelliği Göstermezler. Göstermezler. Yani alkoller suya OH iyonu vermez veya H iyonu da vermez. Yani alkoller asit veya baz değildir. Alkoller nötr'dür. Mono alkollerde karbon sayısı arttıkça otomatikman London kuvveti artacağı için erime noktası ve kaynama noktası artar. Polialkollerde de OH sayısı arttıkça dolayısıyla hidrojen bağı sayısı artacağı için yine kaynama noktası artar. Aynı karbon sayılı monoalkollerde ise dallanma arttıkça kaynama noktası azalır. Bunu daha önce alkanlarda vesaire de görmüştük. Dallanma arttıkça kaynama noktası düşüyor. Örneğin bu 4 karbonlu bir alkol. Baktığımız zaman bu da 4 karbonlu. Bu da 4. Hepsi 4 karbonlu. Ancak bunda hiçbir dallanma yok. Bunda işte tek bir dal var. Bunda iki tane dal var. Dallanma arttıkça kaynama noktası düşüyor. Dolayısıyla kaynama noktalarını büyükten küçüğe böyle sıralayabiliriz. Karbon sayısı arttıkça da bakın şu karbon zinciri arttıkça da gitgide polarlık azalıyor ve hidrofob grup yani şurası hidrofob suyu sevmeyen şurası ise hidrofil suyu seven kısımdır. Hidrofob grubun baskınlığı artacağından polarlık azalır. E polarlık azalacağı için sudaki çözünürlük de azalır. Dolayısıyla alkollerde ve aslında tüm fonksiyonel gruplarda karbon sayısı arttıkça sudaki çözünürlük azalıyor. Dolayısıyla C3H7OH burada 3 tane işte alkol var karşılaştıralım. Bunun 3 tane karbonu var. Bunun 5 tane, bunun 8 tane. En iyi çözünen bu üç arasında şu ilk yazılan C3H7OH en iyi çözünür. Daha sonra diğeri, daha sonra diğeri. Yani sağa doğru gidildikçe burada çözünürlük azalıyor. Karbon sayısı arttıkça çözünürlük azalıyor. OH sayısı arttıkça da aslında çözünürlük artıyor. Çünkü OH sayısı arttıkça hidrojen bağı sayısı arttığı için çözünürlük artıyor. Devam edelim. Alkollerin kimyasal özellikleri şimdi biz alkollerin kimyasal özelliklerini daha önce işte alkan, alken, alkinde olduğu gibi işte tek tek verdiği tepkimeleri incelemiyoruz. Mesela alkenlerde işte yağma tepkimesi verir, yer değiştirme, katılma, polimerleşme deyip tek tek bunları inceliyorduk. Alkollerde müfredat gereği bunlar yok. Sadece metil alkol ve etil alkol oluşum tepkimesine bakacağız. Özellikle etil alkolün oluşum tepkimesi önemli. Bir de verdiği birkaç işte oluşum yani kendisinin işte oluşturduğu eterin oluşum ve karboksilik asitlerle oluşturduğu ester tepkimesine sadece bakmış olacağız. Şimdi öncelikle metil alkol, ki bir diğer ismi de odun alkolüdür. Odun alkolü denmesinin sebebi, odunun doğrudan fermentasyonu ile metil alkol elde edilebiliyor. ancak tehlikeli. Çok az miktar bile içilirse öldürücü etkiye sahip, hatta rahatlıkla da kör edilebilir, kör edebilir. Koklasanız bile kör etme özelliğine sahip. Yani tehlikeli, uzak durmak gerekiyor metil alkolden. Odunun doğrudan Fermentasyon dışında da karbon monoksit yeterince hidrojenle doyurulursa ki uygun şartlarda ki şartlara bakın 400 derece sıcaklık 300 atmosfer basınç ve çeşitli katalizörlerle metil alkol yani CH3OH elde edilebilir. Etil alkolün elde edilmesinde 3 tane yöntemden bahsedeceğiz. Birincisi doğrudan şekerin mayalanması örneğin C6H12O6 yani glikozun mayalanmasıyla etil alkol yani C2 H5OH elde edilebilir. Aynı zamanda karbondioksit gazı da daha açığa çıkar. Burada 1'e 2 oranda elde ediliyor. Aynı zamanda alkenlere su katılması sonucunda da bakın HOH zaten h 1 OH diğerine katılacak. ikili bağ kopacak. Burada C2H5OH elde edilir alkenlere su katılmasıyla. Tabii ki etil alkol elde ettiğimiz için 2 karbonlu alkene katacağız. 3 karbonlu alkene de su katılmasıyla alkol elde edilir ama 3 karbonlu alkol elde edilir gibi. Aynı zamanda alkil halojenürlerle kuvvetli bazların yer değiştirme tepkimesi sonucunda da etil alkol elde edilebilir. 7A grubuna bildiğiniz gibi halojen diyoruz. Halojen ve etilin oluşturduğu işte alkil halojenür. Bunların sodyum hidroksitle yer değiştirmesiyle OH klorun olduğu yere gelir. Klor da sodyumun olduğu, OH'ın olduğu yere gelir. Dolayısıyla sodyum klorür ve C2H5OH yani etil alkol bu üç yöntemle elde edilebiliyor doğrudan mayalamayla şekeri mayalanması, alkenlere su katılması ve alkil halojenürlerle kuvvetli bazların yer değiştirmesi tabii ki burada çeşitli katalizörlerle elde ediliyor. Devam edelim. 140 derece sıcaklıkta, 140 derece sıcakta çünkü farklı sıcaklık olursa farklı madde oluşuyor. Asitik ortamda etanol moleküllerinin tepkimesiyle diyetil eter elde edilir. Bu tepkime aynı zamanda kondenzasyon tepkimesi olarak da bilinir. Bakın 2 etil alkol 2'ye 1 oranda Eterleri bir sonraki grupta, bir sonraki derste zaten eterleri göreceğiz. Bakın diyetil, eter burada. Şöyle diyetil. iki tane etil var çünkü. Diyetil, eter. Burada etil alkolden diyetil, eter elde edebiliyoruz. Su açığa çıkıyor aynı zamanda. Su açığa çıktığı için kondenzasyon tepkimesi. Etanolün karboksilik asitlerle tepkimesiyle de ester elde edilir. Ki bunu esterlerde de göreceğiz. Önemli bir tepkime. Bunu esterleşme tepkimesi denir. Bakın bu bir alkol zaten. Karboksilik asitlerde de göreceğiz ki bu bir karboksilik asit. Asidik ortamda buradaki tepkime sonucunda bakın H'la OH suyu oluşturuyor. Diğerleri de birleşerek ester yapısını bakın burası da ester OAT fonksiyonel grubu esteri oluşturuyor. Evet alkolleri bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi alkollerle ilgili soru çözümüyle devam edelim. Alkoller sp3 hibritleşmesi yapan karbon atomunda OH grubu içeren organik bileşiklerdir. Buna göre aşağıdaki bileşiklerden hangisinin alkol olma durumu tik işaretiyle belirlenmesinde hata yapılmıştır. yani ne diyorduk biz burada? OH'ın bağlı olduğu karbona başka bir fonksiyonel grup bağlı olmayacak. Bağlı ise alkol değildir. Bağlı değilse alkoldür. Şimdi burada OH'ın bağlı olduğu karbona herhangi bir başka bir fonksiyonel grup bağlı değil. Bu bir alkoldür, metil alkoldür. OH'ın bağlı olduğu karbona ikili bağ bağlı. O zaman bu alkol değildir. Alkol değil demiş. Doğru. OH'ın bağlı olduğu karbona herhangi başka bir fonksiyonel grup bağlı değil. O zaman alkoldür. OH'ın bağlı olduğu karbona herhangi bir fonksiyonel grup bağlı değil. Burada da OH var. Burada da OH'ın bağlı olduğu karbona herhangi başka bir fonksiyonel grup bağlı değil. O zaman bu bir alkoldür. Alkol değil dediği için yanlış. Bu bir dioldür. Etan diol ya da glikol yaygın adıyla özel adıyla bu bir etan dioldür. Polialkoldür ve alkoldür. Burada ise OH'ın bağlı olduğu karbona bu benzen yuvarlak 3 tane ikili bağ olduğunu ifade ediyor. Ya şurada ya da altta mutlaka ikili bağ var. Yani OH'ın bağlı olduğu karbona başka bir fonksiyonel grup bağlı olduğu için bu alkol değildir. Bu da doğrudur. Yukarıda alkollerin sınıflandırılması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Alkolleri sınıflandırırken OH'ın bağlı olduğu karbona bakıyoruz. Eğer ki OH'ın bağlı olduğu karbona 1 karbon bağlıysa primer, 2 karbon bağlıysa sekonder, 3 bağlıysa tersiyer. OH'ın bağlı olduğu karbona bir karbon bağlı, o zaman primer. OH'ın bağlı olduğu karbona 1, iki karbon bağlı, o zaman sekonder. OH'ın bağlı olduğu karbona 1, 2, 3 karbon bağlı, o zaman tersiyer. Dolayısıyla cevap A şıkkıdır. Yukarıda verilen bileşiklerden hangilerinin adlandırılması doğru yapılmıştır? Şimdi OH'ın bağlı olduğu karbondan başlıyoruz numaralandırmaya en uzun zincirde. Şöyle 1, 2, 3. 3'e brom bağlı. 3 bromo. 1'de OH var o zaman 1. Propan ol şeklinde adlandırıyoruz. Doğru. OH'ın bağlı olduğu karbon içeren en uzun zinciri seçtik. OH en küçük sayıyı alacak şekilde numaralandırdık. Sağdan numaralandırırız. 1, 2, 3, 4, 5. 4 de metil var ama 2 metil demiş. 4 metil diyecekti bu yanlış. 2'de OH var. 2 pentanol şeklinde adlandırması gerekiyordu. Şimdi OH var, benzen halkası var. OH burada önceliklidir. OH'ın bağlı olduğu karbondan en uzun zinciri seçtim. Numaralandırıyoruz. 1, 2, 3, 4. 3'te fenil var ama 2 fenil demiş. Yanlış. 1'de OH var. 1, butanol şeklinde olacaktı. Yanlış. Dolayısıyla yalnız bir doğru, yalnız bir C şıkkında burada cevap C şıkkı olacak. Bileşiğinin IUPAC sistemine göre adı aşağıdakilerden hangisidir? OH var. OH'ın bağlı olduğu karbonu içeren en uzun zinciri şöyle 3, 4, 5, 6. Şimdi burada bir de ikili bağ var. İkili bağ mı öncelikli OH mı OH öncelikli. OH küçük sayı alacak şekilde geleceğiz. Soldan gelsek 4 olur sağdan gelsek 3. O zaman sağdan geliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4'te metil var. 4 metille başlayacak. Sonra adlandırmayı alkenden alkole doğru. Nasıl yani? 4 ile 5 arasında 4 hegzen. 3'te de OH var. 3 ol şeklinde adlandıracağız. Dolayısıyla B şıkkı doğrudur. Yukarıdaki tepkimelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Birinci tepkimede alkene su katılıyor. Alkene su katılması sonucunda alkol oluşuyor. Bu bir katılma tepkimesidir. İkinci tepkimede alkil halojenürle kuvvetli baz bir yer değiştirme tepkimesi sonucunda OH alkile geliyor. Klor da sodyumun yanına geliyor sodyum klorür ve alkol oluşuyor. Bir yer değiştirme tepkimesidir. Elde edilen alkol birincil alkoldür. OH'ın bağlı olduğu karbona bir karbon bağlı olduğu için birincil, primer, birinci derece alkoldür. Doğru. Aynı zamanda buradaki de yine birinci dereceden yani ikisinde de etil alkol elde ediliyor. Etilen etil alkole dönüşürken sigma bağ sayısı değişmemiştir diyor. Ancak yanlış. Çünkü etilendeki pi bağı kopuyor. Pi bağının yerine iki tane sigma bağı buraya geliyor. Dolayısıyla sigma bağ sayısı artmıştır değişmemiş dediği için D yanlış. Birinci tepkimede de etil alkol saf olarak elde edilebilir. Doğru. Bir organik bileşik için bazı bilgiler veriyor. Buna göre bu organik bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? Primer ve sekonder alkol özelliği gösterir. Bakalım OH'ın bağlı olduğu karbona bir karbon bağlı. Buradan birinci dereceden primer. OH'ın bağlı olduğu karbona iki karbon bağlı. Buradan ikinci derecede olabilir. OH'ın bağlı olduğu karbona bir karbon bağlı. Buradan birinci dereceden. OH'ın bağlı olduğu karbona iki karbon bağlı. Buradan ikinci dereceden olabilir. OH'ın bağlı olduğu karbona başka bir fonksiyonel grup bağlı. Buradan alkol özelliği göstermiyor. Buradan ise OH'ın bağlı olduğu karbon iki karbon bağlı ikinci dereceden. Ama burada birinci dereceden yani primer özelliği göstermediği için C elendi. OH'ın bağlı olduğu karbona iki karbon bağlı ikinci dereceden. OH'ın bağlı olduğu karbona 1, 2 karbon bağlı ikinci dereceden. Yani her iki taraftan da ikinci dereceden sekonder alkol özelliği gösteriyor. Primer göstermiyor. D O OH'ın bağlı olduğu karbona bir karbon bağlı. Buradan birinci dereceden. Buradan da yine OH'ın bağlı olduğu karbona bir karbon bağlı. İki taraftan da birinci dereceden olduğu için bu da elendi. A ile B arasındayız. Bromlu suyun rengini giderir. Bromlu suyun rengini giderebilmesi için karbonlar arasında pi bağ olması gerekir. A şıkkındaki bileşikte organik bileşikte pi bağ olmadığı için A şıkkı elendi. B'de ise bu var. Dolayısıyla cevap B şıkkıdır. Son olarak 0,5 mol tamamen yanında 2,5 mol karbondioksit oluşuyor diyor. Yani 1'e 5 oran var. Demek ki 5 karbon içerecek. 1, 2, 3, 4, 5 karbon içeriyor. Buna da uyuyor. Evet. Yukarıdaki, son bir soru. Yukarıdaki bileşiklerin aynı ortamda kaynama noktalarının kıyaslanışı hangisinde doğru verilmiştir? Alkol. Alkol bu ise bir polialkol. Hepsinde de 3 karbon var. Şimdi bu poli alkol OH sayısı arttıkça hidrojen bağı sayısı artacağı için kaynama noktası artar. 3 en büyük. 1 ile 2 iki arasında ikisi de bir mono alkol ancak birincide dallanma var. Dallanma arttıkça kaynama noktası azalır. O zaman 3, 2, 1 sıralaması olacak. Cevap A şıkkıdır. Evet bu soruyla birlikte alkoller konusunu, alkoller fonksiyonel gruplarını bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde eterlerle devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.